Oğlum gitmek zorundayız, anlamıyor musun? Hiçbir şey olmayacak oğlum, merak etme. Baban hepsini ayarladı. Biz hazırız. Gidebiliriz artık. Tamam. Tamam. Evet. Hadi Osman. Hadi bakalım. Durun durun. Ali bugün gitmiyor. Enfeksiyon kapma riski büyük olduğu için burada kalmasına karar verildi. İslah evine gerekli bilgi verilecekmiş. Allah razı olsun size. İnanın çok büyük iyilikte bulundunuz. Rica ederim. Masum bir gencin hayatını riske atmak istemem. Ama kuralları da uygulamak zorundayım. Zaten taburcu işlemlerini durdurarak büyük risk aldım. Bu yüzden bu işin bir an önce halledilmesini rica ediyorum. Siz merak etmeyin. Ben halledeceğim. Tekrar teşekkür ederim. Allah kahretsin. Ben size demiştim. Kötü bir şey olacak demiştim. Ali! Ben keyfimden mi yapıyorum bunları? He? Keyfimden mi kendimi tehlikeye atıyorum? Senin için yapıyorum. Şimdilik plandan vazgeçiyoruz. Sana geç atağına otur. Ali taburcu olana kadar hiçbir yere gitmiyoruz. Ekek? Allah kahretsin. Ne yapacağız şimdi? Onların hepsini yemeden oradan almamız gerekiyor. Yoksa birazdan uyuyup kalacaklar. O zaman tuzak kurduğumuzu anlarlar. Of, Allah'ım sen yardım et yarabbim. O zaman bittik demektir zaten. Hadi, hadi git, git bari bunu yap. Tüm kapılar bir yüzüme kapandı. Hem sensiz, hem de yersiz yursuz kaldım baba. Sen benim tek sığınağımdın. Sen gidince herkes terk etti beni. Derdimi anlatabileceğim kimsem bile yok. Beni dinleyecek kimse yok. Sen dinliyorsun beni. Sen olsaydın bunların hiçbiri olmazdı. Ne olursa olsun bırakmazdın beni. Sırtını dönmezdin. Kanadını altına alıp koruyup kollardın. Benden vazgeçmezdin. Neden gittin baba? Neden yalnız bıraktın beni? Yenge hakikaten güzelmiş. Elinize sağlık. Rica ederim. Afiyet olsun. Yemişler. Neredeyse hiçbir şey kalmamış. Yapacak bir şey kalmadı o zaman.
Kaçmaktan başka çaremiz yok. Jandarmalar yılıp kalmadan buradan gitmemiz lazım. Yoksa her şeyi anlayacaklar. Abla. Yiğit. Beni nasıl buldun? Nereden bildin burada olduğumu? Her yere baktım. En sonunda buraya geleceğini tahmin ettim. Ne zaman bir sorun çıksa sen hep buraya gelirsin çünkü. Yiğit. Ablacığım, ne oldu? Niye öyle duruyorsun? Seni teselli etmeye değil, konuşmaya geldim. Tabii. Olanları sen de duydun değil mi? Annem anlattı değil mi? Kimin anlattığı ne önemi var ki? Nasıl yapabildin abla bize bunu? Nasıl kandırabildin bizi? Nasıl oynadın ya bize bu oyunu? İnanamıyorum sana. Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ama hiçbirinizin aklına bunu neden yaptığımı sormak gelmiyor. Hiçbiriniz beni anlamaya çalışmıyorsunuz. Neyini anlayayım ya? Adamcağız bir daha yürüyemeyeceğini düşünerek kahrından öldü. Hepimizi kandırdın. Ne kadar üzüldüğümüzü görmedin mi? Bir de karşıma geçmiş hala utanmadan benden anlayış bekliyorsun. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. İnanma duyduklarına. Hepsinin bir açıklaması var. Gözümüzün içine baka baka yalan söyledin bize. Hepimizi mahvettin. Babamı kahrından öldürdün. İnanamıyorum ya sana. Bunları yapan benim ablam olamaz. Sen benim ablam olamazsın. Yiğit, lütfen dinle. Hayır abla. Kendi çıkarları uğruna babasının ölümüne sebep olan, ailesini böyle üzen bir insanı affedemem. Yiğit, ablacığım durma olur. Ablacığım gitme. Öğretmen. Ne yapıyorsun Cabir sen? Ne yapıyorsun? Cabir kendine gel. Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Bırak. Sen yaptın değil mi? Ha? Annenin taburcu olmasını sen engelledin değil mi? Evet ben yaptım. Gidip başhekimle konuştum. Ali'nin biraz daha burada kalması için rica ettim. Ulan ben sana işimize karışma demedim mi? Ha? Sen niye anlamıyorsun? Bela mısın sen be adam? Ha? Bela mısın? Kim sana dedi Ali'nin burada kalması için bir şey yaptı? Ya Ali'nin burada kalmasına sevinmen gerekirdi. Neden böyle tepki veriyorsun sen? Kaç defa söyleyeceğiz sana? Bizden uzak dur. Karışma işimize. Ne yüzsüz herifsin gelip ortalığı karıştırıyorsun ikilerdir. Bak benim tek derdim Ali. Onu buradan kurtarmak. Ya kimse senden bir şey istemiyor. Niye anlamıyorsun ya? Ya bak Tuncer'i bulmama az kaldı. Onunla buluşacağım ve yakalayıp adalete teslim edeceğim. Ali'nin ıslah evine girmesine gerek kalmayacak işte. Sonunda aklanacak oğlum. Senin de istediğin bu değil mi? Ya sen Ali'nin kurtulmasını istemiyor musun? Ne bileyim ya. Adamlar kapının önüne kadar geldi. Ama sonra ne olduysa birdenbire gerisin geriye döndüler. Biz de anlamadık.
Bir şey söylemediler. Kesin başka bir şey var bu işin altında, kesin. Bana bak, iyice emin misiniz? Başka bir dümen şöyle olmasın herifler? Yok abi. O zaman kapıya kadar gelip niye dönsün bu adamlar abi? Deliler mi bunlar? Abi bence bir şeyden şüphelendiler. Ya da korktular. Ne bileyim, belki de bize güvenemediler. Ulan gitmeden önce son bir iş yapıp kendimi garanti alayım dedim ama. Neyse, belki de böylesi daha iyi oldu. Hadi toparlanıp gidelim o zaman, burada işimiz kalmadı. Tamam abi, hemen toparlanırız. Tabii ki istiyorum. Kurtulmasını istiyorum. Ama sen işimize karışmasaydın şimdiye çoktan çıkmıştı bile. Seni daha önce hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum Ali. Ama bu sefer Tuncer'i yakalayacağım. Seni kurtaracağım, inan bana. Sen beni dinlemiyor musun? Ha? Beni dinlemiyor musun be adam? Karışma kardeşim, karışma! Ya git, çek git buradan ya, git! Yeter Cabir, yeter! Ya ikimizin de amacı aynı, Ali'yi kurtarmak işte. Şimdi Tuncer'in olduğu yere gidiyorum. Orada buluşacağız. Onu yakalayıp adalete teslim edeceğim. Bu sefer elimden kaçırmayacağım. Ali de kurtulacak böylelikle. Hadi Recai, hadi. Adamların yanına geri dönüyoruz. Ya hocam ben anlamadım ki. Niye geldik, niye gidiyoruz? Açıklayacak durumumuz yok şu anda. Tuncer'i elimizden kaçırmayalım. Hadi. Ya hocam bir dakika. Bak adamlara hiçbir şey söylemeden bastık geldik. Herifler kıllanmıştır. Yeniden buluşmaya yanaşmazlar ki artık. Ya Recai ben onları ikna ederim. Sen merak etme. Hadi, hadi sür şunu. Hadi Recai, hadi lütfen, hadi. Allah sonumuzu hayır etsin. Adama bak ya. Yine ne yaptı etti geldi ortalığı karıştırdı. Allah cezasını versin. Sana mı kaldı benim oğlumu kurtarmak? Sen kimsin, ne karışıyorsun? Bak size söylüyorum, yemin ederim elimde kalacak. Baba, Selim Hoca doğru olanı yapmaya çalışıyor. Ya bak, hem Tuncer'i yakalamak üzereymiş zaten. Belki de kaçmadığımız iyi oldu. Yani Tuncer yakalanırsa benim suçsuz olduğum ortaya çıkacak. Tuncer muncer yok, bitti. Geri dönüşü yok, anlamıyor musunuz? Oğlum, kapıdaki jandarmalar birazdan bayılıp kalacaklar. Eğer bizim yaptığımızı anlarlarsa hepimizi tutuklarlar. Ya şimdi buradan kaçarız ya da hepimiz ailece hapsi boylarız. Ben yaptım derim, Ali'nin hiçbir şeyden haberi yoktu derim. Ya bak Cabir, eğer çocuğumun masum olduğu ortaya çıkacaksa ben hapiste yatmaya razıyım. Ya siz beni deli edeceksiniz. Siz beni deli edeceksiniz az kaldı. O Selim denilen herifin hiçbir şey becerdiği yok. Ortalıkta elini kolunu sallayıp dolaşıyor. Anlamıyor musunuz? Tuncer'i bulsaydı bu zamana kadar bulurdu. Ya hepimizin hayatını mahvedeceksiniz ya. Ya hadi ben kendimden geçtim, nalet olsun. Siz isteyin, canım feda size. O keki sen yaptın demedik mi adamlara? Senin masum olduğunu nasıl ispatlayacağız? He? Ali'yi İslam'ına götürsünler, bizi de hapse götürsünler. Bir daha ömür billah birbirimizi görmeyelim. Bunu mu istiyorsun? Babam haklı anne. Eğer siz de hapse girerseniz yıllarca görüşemeyeceğiz. Ben bu kadarına dayanamam. Madem geri dönüşü yok, kaçmaktan başka çaremiz kalmadı. Ne yapacağız peki? Nasıl kaçacağız? Birazdan bayılıp kalacak bunlar. Ben bir şeyler düşünüyorum. Bir şekilde kaçacağız.
Hoş geldin teyze. Buyur geç içeri. Hoş bulduk kızım. Aslı'yı bir kontrol edeyim demiştim. Nasıl, iyi mi? Aslı yok evde. Butiğe gideceğim dedi, çıktı gitti. Ama gelirken butiğe uğradım yoktu. Bilmem, hava almaya çıkmıştır herhalde. Üzüntüsünden hiçbiri sığamıyor ki. Hadi geç teyze. Canan'la birazdan bayılıp kalacak. Cafer bir şey söylesene, ne yapacağız? Bir şey düşünüyoruz. Üstümüze gelmesene kadın. Ya düşünecek zaman yok. Madem kaçmaktan başka çaremiz yok diyorsun, o zaman hemen bir şey bul. Yoksa çok geç olacak. Jandarmaları haklayıp buradan kaçacağız. Tek başına iki tane silahlı adamla nasıl baş edeceksin? Mecburum. Oğlumu burada bırakacak değilim ya. Bir şekilde kaçıracağım. Ah be kızım. Aslı hem kendini hem de bizi mahvetti. Nasıl böyle olduk, nerede hata yaptık diye düşünmekten kendimi yiyip durdum. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum ki teyze. Kardeşim adına hepinizden çok özür dilerim. Bunu nasıl yaptı hala aklım almıyor. Sana da Osman amcaya da o kadar mahcup oldum ki. İnan kahroluyorum ama hiçbir şey yapamıyorum ki. Sen niye üzülüyorsun kızım? Senin ne kabahatin var? Ne yaptıysa Aslı yaptı. Bak şimdi herkesten daha çok o üzülüyor. Ama olan oldu artık ne yazık ki. Yanlış anlama, kendim için söylemiyorum. Ben istesem de Aslı'ya sırtımı dönemem. O bana kız kardeşimin emaneti. Gençtir, cahildir der, affederim. Ama ya Selim? İki dünya bir araya da gelse, bir daha Aslı'ya dönmez. Ya bak Selim Hoca, bu adamların şakası olmaz. Daha az evvel adamlara hiçbir şey söylemeden çektik gittik. E şimdi dönüp ne diyeceğiz? Merhaba abi. Ütüyü fişte unutmuşuz. Çektik geldik mi diyeceğiz Selim Hoca? Bak, bu adamlar alarma geçmişlerdir bile çoktan. Gittiğimizde hemen tepemize binerler. Gel beni dinle hocam sen. Polise haber verelim. Bu iş bizi aştı. Olmaz Recaip, olmaz. Polisi anladıkları anda yer altına iner kaybolurlar. Ondan sonra bulabilirsen. İşimizi şansa bırakamayız. Tuncer'i bir an önce bulmamız lazım. Yoksa hem Ali'nin hem de Sahra Hanım'ın hayatı mahvolacak. Aşk olsun. Hastamızı niye yoruyorsunuz? Hadi bakalım. Çıkar montunu. Seni dinlenmen gerekir. Bu valiz? Hastamızın taburcu işlemleri iptal oldu. Size söylemiştim ya. Evet tabii, siz söylediniz de biz... Eşyalarınızı tekrar dolaba yerleştirebilirsiniz. Birkaç gün daha burada kalacaksınız. Biz de şaşkınlıktan ne yapacağımızı şaşırdık. Kusura bakmayın. Normaldir. Kaç gündür yorulmuşsunuzdur siz de. Tabii. Hemşire Hanım, o iğneler ne içindir? Ali Bey'in daha rahat uyuyabilmesi için. Verdiğimiz ilaçların da acısını dindirmesi için. Hayır, olmaz. Yani gerek yok. Ali zaten çok yorgun. Birazdan kendiliğinden uyuyakalır değil mi oğlum? Ya hemşire hanım, şimdi bizim oğlan bu ilaçlardan, iğnelerden korkar. Ben size yardım edeyim. Ben şimdi bunu ben...
Hay Allah'ım ya. Ya kusura bakmayın, bir yardım edeyim dedim, her şeyi mahvettim ya. Ben yeni bir ilaç alıp geleyim. Gerçekten kusura bakmayın. Bu hemşire buraya geri dönmeden buradan çıkmamız lazım. Yerde buldum seni. Ne olmuş öyle? Şükrü abilerden taşımışsın. Nereden icap etti bu? Ablam iki çocukla yalnız kaldı malum. Ben de yanında kalayım da biraz yardımım dokunsun dedim. Ben öyle duymadım ama. Selim hocayla aranızda problem çıkmış. Kavga etmişsiniz. Herkes işine gücüne baksın. Sizin dedikodularınızla uğraşacak halde değilim ben. Ay boş ver canım. Milletin ağzı torba değil ki müzesin. Konuşsun dursunlar. Ben inanmadım zaten. Meymenetsiz ayol. Selim Hoca çok bile dayandı buna. Kavga etmemişmiş. O surat ne? Ben de inandım. Hocam, adamlar nereye kaybolduğunuzu diye sorarlarsa ne cevap vereceğiz biz şimdi? Sen konuşmayı bana bırak. Hayırdır? Bir gidiyorsunuz, bir geliyorsunuz. Ne ayaksınız arkadaşım siz? İstihbaratta adamlarımız var bizim. Polis baskın yapacak diye haber aldık. Sizi de kendimizi de yakmayalım dedik. Yanlış mı yaptık, hata mı ettik? Nasıl yani? Polis peşinize mi düşmüş? Hadi kardeşim hadi, çabuk kaybolun buradan. Başımızı belaya sokmayın bizim. Telaş etme koçum, telaş etme. İhbar asılsız çıktı zaten. Ya peşimizde polis varken iş yapacak kadar aptal mıyız biz? Ha? Aptal mıyız? İzlenmediğinize emin misiniz? Eminiz dedik ya kardeşim. Biz karda yürür, izimizi belli etmeyiz icabında. Peki, biraz bekleyin. Tuncer hala sizinle görüşmek istiyor mu? Bir sorayım. Söyle ona. Çok zamanım yok benim. İş kaçırmak istemiyorsa elini çabuk tutsun. Hadi hadi çabuk. Herkesin gözünün önünde adamları vuracak mısın? Baba, ya bu iş böyle olmaz. Bak dışarıda iki tane adam var. E hadi birini akladın, diğeri? Kesin sensiniz. Ben ne yapacağımı biliyorum. Sizin de bana yardım etmeniz gerekiyor ama. Tek başıma yapamam. Şimdi beni iyi dinleyin. Ne dersem harfi harfine yapacaksınız. Anladınız mı? Yoksa buradan ömrü bile çıkamayız. Buyurun. Tuncay Bey sizinle görüşecek. Recai dikkat et. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Sen merak etme hocam. Sağ taraf benle. Arif, ben hiç iyi değilim ha. Sorma, bana da bir ağırlık çöktü. Yorgunluktan mıdır, nedir? Yorgunluk morgunluk değil oğlum bu. Başka bir şey var. Hadi şimdi. Aa! Oğlum! Bacağım! Yardım edin! Yardım edin!
Yardım et. Zor. Arif ne oldu oğlum, kalk. Arif. Ne yapıyorsun sen? Dön duvara dön. Ne haber Tuncer? Nasılsın? Dünya küçükmüş değil mi? Yine karşılaştık. Yakalayın şunu, satıcı falan değil bu adam. Selim hocam sen bırak git koş. Baba, bir şey olmuş olmasın? Ne olacak oğlum? En fazla uyanınca biraz başı ağrıyacak, o kadar. Alo, Bayram. Hemen arabayı hastanenin köşesindeki ışıkların oraya getir. Hemen dedim. Hadi. Mecburuz buna. Ya anne. Kalk hadi. Yavaş. Yavaş. Hadi. Saf gibi elinizi kolunuzu sallayarak gelirseniz sonucu bu olur. Senin yerin okul hoca. Bu yanındaki raconundan belli. Bizim alemlerin adamı. Ama sen buralara hiç yakışmıyorsun. Ulan ben seni elime bir geçirirsem var ya. Tamam. Otur Recai. Lan bırak. Bak Tuncer, senin peşinde olan benim. Görülecek bir hesabın varsa benimle gör. Recai'yi bırak. Seni de bırakayım istersen. Beraber güle oynaya gidin ha. Bak Tuncer, ben hiçbir yere gitmem. Ali serbest kalmadıkça senin peşini bırakmayacağım. O zaman ben de bu takibe bir son veririm, ikimize rahat ederiz ha. Kol kola karakola gidelim. Oradan da istihbarat evine geçeriz. Ali'nin çıkışını seyrederiz. Sen de beni hayır duanlarına kodese tıktırırsın ha. Ne derse desin sesini çıkarma. Hadi yürü. Eyvah. Ali'ye yine yaparım şire.
Odaya girerse jandarmaları görür. İşte o zaman yanarız. Bitti işte. Buraya kadarmış. Ben size söylemiştim. Ne yapacağız Cabir? Bir şey söyle. Beni vur aslanım. Yiyorsa beni vur. Tamam Recai, tamam. Benim için fark etmez. Bana göre hoş. Nasıl olsa ikinizi de geberteceğim. Ölmek mi istiyorsun? Madem önce sen gitmek istiyorsun, eyvallah, seni mi kıracağım? Bırak onu Tuncer. Her şeyi planlayan benim. Hesabını benimle gör. Bu muydu plan hoca? Dışarıdan bakınca daha akıllı bir adama benziyorsun. Aptal mıyım ben? Elimi kolumu sallayarak önüne çıkacağımı mı sandın? Yazık. Öğrencilerim çok üzülecek. Lan! Ah! Recai! Şehadet getir hoca. Polis! Bırakın silahları, teslim olun. Yakalayın silahları. At at! Aslanım durun hemen! Durun hemen! İyi misin? İyi misin? İyi misin? Bir şeyin yok ki. İyiyim hocam, iyiyim. Gir. Ya kadın anlarsa ne yapacaksın? Ya gir kadın, gir. Ben bir yolunu bulurum, hadi. Al şunu. Hemşire hanım. Ağrısı mı başladı? Yok. Neyse, bu sefer yanımda yakınımda durmayı da şu iğneyi yapayım. Zamanı geçince bir işe yaramaz. Ya ihtiyar hemşire de aynısını söyledi. Annen iğnesini yaptı da size söylememi istedi. Ben de sizi arıyordum. Başka bir hemşire mi geldi? Evet. Allah Allah. Nasıl biriydi? Yani böyle orta boylu bir hanımdır. Sizden önce de o gelmişti. Ayşe hemşire gelmiş. Heh. Ayşe'dir yani galiba. Tamam o zaman. Ben ilaç saatinde gelirim. Tabii. Olur tabii. Cabir, ya kadın dönüp bakarsa odaya var mıyız diye. Ya yürü be kadın, konuşma. İyisin değil mi? İyiyim hocam, iyiyim. Herif biraz sert indirin ama Allah'tan kafa kalın, oradan yırtıyorum. Ya hocam, sen bana kızmadın değil mi? Sen bu işe polisleri karıştırmayalım dedin ama benim içim rahat etmedi. Bu herifler boş gezmez çünkü. Önlem olsun dedim. Yok be Recai, niye kızayım?
Asıl ben büyük hata ettim buraya önlemsiz gelerek. Ali'yi kurtaracağım diye fevri davrandım. Ama yine başaramadım. Başardın hoca, başardın. Allah'a şükürler olsun. Nereden lan bu kapıyı? He? Hangisiydi ya? Araba gelmiş midir? Son anda bir sıkıntı çıkmasın. Al şunu be kadın. Sen misin hasta oğlan mı anlamadım ki. Doktor bekliyor çocuğu. Hadi. Bir an yakalanacağız sandım. Böyle yaparsan yakalanırız tabii. Ya sana dikkat çekme diyorum. İnadına mı yapıyorsun anlamıyorum ki. Hadi hadi yürü hadi. Ha burasıdır. Aç aç aç. Aç kapıyı aç. Ayşe sağ ol. Mahkum çocuğun iğnesini yapmışsın. Onun babası bir garip bir adam. Ne zaman görsem korkudan ödüm kopuyor. Hangi mahkum çocuk? Ben ona iğne yapmadım ki. Nasıl, sen iğne yapmadın mı? Ama adam seni tarif etti. Eyvah. Ya bırakın beni, benim suçum yok. Ali'nin çantasını haplara koymamı çetin istedi. O yaptırdı bunu. Memur bey. Bir saniye, bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bunları mahkemede de söyleyecek misin? Sana soruyorum, itiraf edecek misin? Çetin yüzünden hapis atacak değilim. Öğrencin kurtulacak, merak etme. Her şeyi anlatacağım. Ödeştik koçum, ödeştik! Başardık hocam ha. Yalnız ikimiz de fena değildik ha. O filmlerdeki dedektifler gibiydik resmen ha. Bizim film burada biter Recai. Ama güzel bitti Allah'a çok şükür. Hemen müjdeyi Ali'ye verelim. Masum olduğu ortaya çıkacak. Da. Araba çamura saplandı hocam. Tolga Usta beni yakacak yakacak. Olsun, bir şey olmaz. Ben iterim çıkarırız oradan. Bu arada bu sefer arka koltuğa sen otur, içinde kalmasın. Yakışır.
Sağ ol Recai. Sen olmasan Ali'yi kurtaramazdık. Ali kurtulacak sayende. Sen olmasan ben Tuncer'i yine elimden kaçırmıştım. Asıl sen olmasan biz ne yapardık hocam ha? Baksana herkesin derdine deva oluyorsun. Allah senden razı olsun. Sahra abacığım çok mutlu olacak. Sevinmez mi tabii? Hangi anne mutlu olmaz ki? Hocam hayırdır ne oluyor? Bunlar niye toplanmış buraya? Hayırdır inşallah. Sizi hiç dinlememeliydim Selim Bey, hiç. Vaktinde Ali'yi hastaneden çıkarsaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Yoksa bu işte sizin de mi parmağınız var? Ne işi doktor bey, ne diyorsun siz, anlamadım ben. Ali'yi ailesi kaçırdı.